koronavirus pandemiyasına qədər kifayət qədər gərgin olan Türkiyə-ABŞ münasibətləri deyəsən yeni mərhələyə qədəm qoyur. Belə ki, Türkiyə hökuməti koronavirusdan hal-hazırda ən çox ziyan görmüş ölkə kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarına tibbi ləvazimatdan ibarət humanitar yardım yollayıb. Türk hərbi hava qüvvələrinin bir yük təyyarəsi dünən Amerikaya yola düşüb. Bir təyyarə də bugün yola salınacaq. Təyyarələrdən biri həmçinin Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın məktubunu ABŞ prezidenti Donald Trump'a çatdıracaq. Reuters xəbər verir ki, Erdoğan göndərdiyi məktubda ABŞ ilə Türkiyə arasında olan strateji münasibətlərə də toxunub. Sitat: İnanıram ki, birgə səylər nəticəsində biz pandemiyaya qalib gələ bilərik. Əmin olun ki, Türkiyə bundan sonra da ABŞ-ın etibarlı və güclü tərəfdaşı kimi həmrəlik nümayiş etdirəcək, deyə Erdoğan vurğulayıb. Qeyd edək ki, 2019-cu ildə Vaşinqton ilə Ankara arasında olan gərginliyin fonunda Erdoğanın bu gedişi həm də münasibətləri yoluna qoymaq istiqamətində atılmış addım kimi də qiymətləndirilə bilər. Bu mövzu haqqında daha ətraflı məlumat almaq üçün Türkiyəli jurnalist İsmail Okan Ukabla Skype bağlantısı vasitəsilə söhbət etdik. İçində bulunduğumuz süreçte Amerika oldukça zor bir döneme girmiş durumda. Çok sayıda can kaybı var, çok sayıda vaka var ve beklenilen, tahmin edilen rakamların üzerine çıkma ihtimali var. Bu noktada da Türkiye'nin zaten dünyanın birçok yerine yardımları vardı sağlık açısından. Amerika'ya da belirli miktarlarda yardım göndermeye çalıştılar. Nitekim iki uçak dolusu yanılmıyorsam yaklaşık bir 40 ya da 80 tonluk bir yardım gönderildiğine dair bilgi var. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mektubu iletildi Trump'a, Amerikan Başkanı Trump'a. Bu bilgiler içerisinde de yine işte Türkiye-Amerikan ilişkileri, müttefiklik vurgusu vesaire var. Yine Amerikan makamlarından yapılan açıklamalarda da gördüğümüz kadarıyla müttefikliğe önemli bir vurgu yapılıyor. Ancak şunu unutmamamız gerekiyor. Bu zorlu süreçte yapılan yardımlar sağlık açısından önemli olan yardımlar. Amerika'nın ne kadar müttefik bir yaklaşım sergileyeceği zaten bu süreçten sonra ortaya çıkacak. Farklı konularda, özellikle sahada. Ya tüm bunların yanında şöyle bir durum var. Amerika'nın özellikle masada ve sahadaki tutumları farklı olabiliyor. Nitekim daha önceki yaşadığımız tecrübelere baktığımızda masada bir anlaşma yapılıyor ama bunun uygulanabilirliği kısıtlı kalıyor. Ya bu durumda da farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ve büyük oranda da Türkiye istediğini almakta zorlanıyor. Yani bunun en basit örneği de yine Suriye hattında YPG-PKK örgütünün kontrol ettiği bölgelerdeki varlık. Yani Amerika'nın da burada terör örgütü olarak tanıdığı bir örgüt var. İsmi fark etmez. Sonuç olarak bu örgüt PKK, Amerika ve Avrupa tarafından tanınan bir örgüt. Ve terör örgütü olarak tanınan bir oluşum ve bununla bağlantılı kim varsa bunlar da terör örgütüdür. Yani bunların Türkiye'nin en büyük hassasiyeti bu noktada o terör örgütlerine verilen desteğin kesilmesiydi. Ancak her daim her seferinde yapılan anlaşmalar ve sonrasında gördüğümüz kadarıyla masada konuşulanlar ile sahada yapılanlar arasında farklılıklar olabiliyor. Yani sağlık sektörü ve sağlık konusundaki yaklaşımlarla ve sahadaki işte sıcak çatışma bölgelerindeki yaklaşımları aynı kefeye koyamayız. O ayrı bir mevzu ama ikisinin bağlantısı şudur: müttefiklik. Eğer biz sürekli olarak iyi müttefik vurgusu yapıyorsak her alanda, sadece bir alanda değil, her alanda karşılıklı gerekirse tüm hassasiyetlerini ortaya koyarak karşılıklı müttefiklik vurgusunu ortaya koymak, karşılıklı iyi niyet vurgusunu ortaya koymak gerekir. Yani ümit ediyoruz ki bu noktada bugün yaşadığımız gelişmeler ilerleyen süreçte her iki ülke için daha iyi ilişkilerin oluşmasına zemin hazırlar. Yalnız Amerika değil, Avrupa ülkeleri de aynı şekilde. Dünyanın farklı noktalarındaki ülkeler de aynı şekilde.
Sonuç olarak biz insanlığın geldiği noktada sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz ve birlikte bazı şeyleri başarabiliriz. Karşılıklı iyi niyette bu noktada oldukça şart. Karşılıklı müttefiklik değerleri de oldukça önemli. Bunların hepsine ayrı ayrı hepsini ayrı ayrı değerlendirip ayrı ayrı önemini anlamamız gerekiyor diye düşünüyorum.